Acar Baltaş'la sohbet edeceğiz çünkü güzel bir kitabını yayınladık Doğan Kitap'tan. Hayatın hakkını vermek, sağlıklı, uzun ve mutlu yaşamak alt başlığını taşıyor. Şöyle göstereyim kitabın kapağını da. Acar Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Ben de iyi bir yayın diliyorum. Cem Bey. Acar Bey tabii ben kitabınızı ilgiyle okudum. Şimdi diyecekler ki sen zaten yayın direktörsün, bütün kitapları ilgiyle okursun. Evet doğru ama itiraf etmeliyim bunu biraz daha ilgiyle okudum. Çünkü içinde tabii sizi takip edenler bunu iyi bilirler ama etmeyenler varsa eğer onları da onlar da bu kitabı okurken fark edecekler. Çünkü bu kitabın içinde bizim doğru bildiğimiz yanlışları da açık sözlülükte, cesaretle düzelten, ondan sonra yüzümüze vuran pek çok bilgi var. Dolayısıyla gerçekten özel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu kitabı yazdığınız için. Teşekkür ederim ben de yayınlayıp böyle yer verdiğiniz, Sağ olun. duyurulması için de profesyonel bir çaba harcadığınız için. Büyük bir zevkle yaptık. Şöyle başlayayım istiyorum sohbetimize. Tabii sizin pek çok kitabınız var. Siz Türkiye'de psikolojiyi insanların kendi yaşam kalitelerini yükseltmeleri için yararlanabilecekleri bir alana dönüştüren öncü isimlerden birisisiniz. Belki de en birincisisiniz. Pek çok da kitap yazdınız. Şimdi uzun yaşam ve mutluluk üstüne bir kitapla okuyucularınızın karşısına çıkıyorsunuz. Çok temel kavramlar aslında. Nereden aklınıza geldi bu konu üzerine, bu başlıklar üstüne bir kitap yazmak? Öncelikle bana yönelttiğiniz bir bölümünü hak etmediğime inandığım övgüleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunları hak etmeye layık olmaya çalışıyorum. Hala düzenli olarak çalışıyorum. Şimdi bu alana yönelmek hayatımızın başından beri tabii ki bu konularla ilgili okuyoruz, biriktiriyoruz. Eşim stres konusunda çalıştı 1970'li yılların ortasından beri. Ben de yüksek beyin fonksiyonları üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. Sonra bir şekilde bu iki bilgiyi kesiştirdik. Ve ister istemez de işte esenlik hali, iyilik hali, well-being denilen mutluluk konularında okuduk, düşündük, konuştuk. Fakat zaman içinde öyle bir evrildi ki Türkiye'de Amerikan psikolojisinin bütün dünyadaki baskısı, dominansı ama Türkiye'de de biraz daha belki fazla sorgulamadan kabul ettiğimiz için yani bir anlamda mutsuzsanız yani gene Amerikan deyimiyle Türkçeleştirerek söyleyeyim kaybedensiniz konumuna geldi. Halbuki bütün ruh halleri insanlar için ve bütün bu ruh hallerinden insanların öğrenecekleri var. Buna paralel olarak baktığımız zaman yani hakim medyada yer alan kimselere yani başarı bir fetişe dönüştü. Doğal olarak başarısızlık gene bir kaybeden durumuna geldi. Ve ben zaman içinde bunlarla biraz daha fazla yaşım gereği de belki ilgilenmeye başladığım zaman biriktirdiklerim ve girdiğim ilişkiler sonucunda yani bunların aslında hayatı çok fazla temsil etmediğini bir bakıma yani ikinci bir evren yarattığını ve doğru olmayan bir evren yarattığını gördüm. Ve 10 sene önce okuduğum bir kitap bu konuda dönüm oluşturdu. Uzun yaşam projesi 80 yıl sürmüş Stanford Üniversitesi'nin yaptığı ilk defa zeka testlerini kuran Lewis Terman'ın 1921 yılında 11 yaşındaki çocukları 1528 çocuğu hayatları boyunca devam ettiği onun ölümünden sonra da araştırma ekibinin devam ettiği proje gerçekte ilk defa uzun hayatla bu hayata sebep olan faktörler arasında bir ilişki kurduğunu gördüm. Şu anlamda bilimle ilgilenmeyen insanlar sebep olmakla birlikte olmayı
ayırt etmekte zorluk çekerler. Yani korelasyonla, birlikte olmakla kozalite, sebebi olmak arasındaki ilişkiyi kurmakta zorluk çekerler. Bir evet. örnek olursam, yani yağmur yağdığı zaman şemsiye açılır. Dolayısıyla yağmur ve şemsiye birlikte olur. O zaman demek ki şemsiye yağmurun sebebidir. Veya horozun ötmesi sabahın sebebidir gibi. Bunlar bir korelasyondur. Kozalite sebep değildir. İşte bugün de karşı karşıya olduğumuz birçok tıbbi tavsiye aslında bir sebebi değil, bir birlikteliği temsil ediyor. Ve araştırmayı yapanların yanlılıklarına, bağlı oldukları çıkar gruplarına paralel olarak, bazen de bilimsel ufuklarına paralel olarak. Onun için bunu ortaya koymayı ve bunu da modern araştırmalarla desteklemeyi düşündüm. Yani burada aslında çok kritik olan bir şey, iki şey var bence. Bir tanesi, birisi sizin birikiminiz, diğeri de Terman araştırması. Bu Terman araştırmasından biraz daha bahseder misiniz? Bizi açar mısınız? Tam olarak ne zaman yapılmış, ne için yapılmış ve unutulmuş da bir araştırma sanki bir süre sonra gözden uzak kalmış bir araştırma. Evet, bir kere Terman'ın bu araştırmayı yapmasının sebebi katliyen uzun hayat vesaire gibi bir bağlantı kurmak için değil. 1921 yılında zeka testini oluşturduğuna inandığı zaman Kaliforniya bölgesinde, Amerika'nın batısında öğretmenlerin gönderdiği, kendisine refere ettiği çocukları 3 aşamalı bir elekten geçiriyor ve 1528 üstün zekalı, 135 IQ düzeyinde ve yukarısında 1528 çocuk seçiyor. Peki araya gireceğim. Bunun, o çocuklar gerçekten üstün zekalı mı? Bugünkü standartlarda da onlar üstün zekalı kabul edebileceğimiz çocuklar mı, yoksa o zaman öyle olduğunu mu düşünmüş Terman? Şimdi şöyle, Terman testi hala uygulanan bir testtir. Hala uygulanan bir test. Evet. Bugün de geçerli 1528 üstün zekalı çocuk. Bugün de bu testi uyguladığınız zaman aynı puanı alan çocukları görüyorsunuz. Tamam. Başka testlerle de korelasyon. Tabii ki zaman içinde normlarda biraz kayma olmuş olabilir. Çünkü zekanın 1980'lere kadar yükseldiğini biliyoruz düzenli olarak. Hı hı. Ondan sonra çiziyor. Belki bundan sonra da aşağı gidecek. Bu da ayrı bir başlık ama biz Terman testini devam edelim. Ne olur konuyu dağıtmayayım. Ben dağıtmış olacağım çünkü. Evet, ama ilginç konu görüyorsunuz. Dağılmaya da çok uygun. Çok bu 1528 çocuğu seçiyor ve bilgisayarın olmadığı dönemde o kadar ayrıntılı araştırma, incelemeler, kayıtlar tutuyor ki, o kadar titiz, o kadar hassas kayıtlar tutuyor ki. Sonra zaman içinde, yani Terman'ın iddiası şu, işte bu benim seçtiğim çocuklar, ileride Amerika'yı yönetecek olanlar. Bu benim seçtiğim çocuklar, ileride büyük işleri kuracak olan, onların başına geçecek olan, büyük paralar kazanacak olan, Amerika'nın en varlıkları arasında olacak olanlar. Bu benim seçtiğim çocuklar, bilimde icatlar yapacak olanlar falan. Yani Nobel alacak olanlar. Çok iddialı Nobel konusunda. Ve bu 1528 çocuk da, seçilen çocuklar, bu gruba seçilmek bir ayrıcalık oluşturduğu için bu araştırmaya sadakatle uyuyorlar. Yani evlerinde kaç kitap var, kaç arkadaşları var, sokağa çıktıkları zaman kimlerle oynuyorlar, oynadıkları zaman bir oyuna mı katılıyorlar yoksa o oyuna öncülük mü ediyorlar? Yani inanılmaz ayrıntı var. İnanılmaz aile durumları, aile dinamikleri, anne baba nasıl geçiniyor vesaire vesaire. Yani dolayısıyla son derece ayrıntılı. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, yani ne kadar aktivitede bulunuyorlar. Bütün bunlar kaydediliyor. Bu çocuklara Terman'ın termitleri deniliyor. Sonra da kendi adlarını termitler olarak kısaltıyorlar. Ve 1955 yılında Terman 80 yaşında öldükten sonra da araştırma grubu devam ediyor. Bir kere yani önemli birkaç çıktı var. Bu çıktılardan bir tanesi dehaların genetik dehalar ve genetikle ilgili 3 tane kitap yazıyor. Terman. Bir kere Terman'ın bu öngörüsü doğru çıkmıyor. Bu çocukların hiçbiri söylenenlerin
hiçbir şey söylendiği yönde herhangi birisi olmuyor. Yani söylendiği kadar başarılı olmuyorlar. Beklendiği gibi zirveleri hiç doldurmuyorlar yani, değil mi? Evet. Bu çocukların büyük çoğunluğu orta sınıf, beyaz yakalı, meslek sahibi Amerikalıları olarak yaşıyorlar. Yani orta sınıf, beyaz yakalı, meslek sahibi. Doktorlar, avukatlar vesaireler var. Evet. Bir. İkincisi, bunların bir kısmı biraz daha başarılı oluyor. Daha tanınanları var. Ama yani çok fazla değil. Bir tek kişi Oscar alıyor, o da teknik dalda. Nobel alan yok. Elenenlerden biri Nobel alıyor üçüncü aşamada. Hı hı. Bir kısmı da bu çocukların Vatman, işte apartman yöneticisi, yani aslında kapıcı bizim deyimizle, türünde işler yapıyorlar. Yani bir zamanlar dahi düzeyinde bir performans göstermiş olan çocukların bir bölümü de böyle toplumun en alt katmanında yer alıyor. Bu da zekanın kendi başına toplumda bir alanda ileri gitmek için yeterli bir faktör olmadığını, başka faktörlerin buna yardım ettiğini göstermesi açısından ayrıca ilginç. Bu da bizi başka bir yere götürür. Yani çünkü yüksek zeka, hani şöyle bir tarafa gitmesin sakın, delilikle dahilik arasında ince bir çizgi vardır. Evet. Asla böyle bir çizgi yoktur. Bu başka bir şey. Yani konuyu bilemeyenlerin söylediği bir şeydir. Çünkü basitleştirerek söyleyeyim ve bu konuyu geçelim. Evet. Halk arasında delilik denilen şey aslında parçalamaktır. Dahilik ise bütünleştirmektir. Dolayısıyla yani bu yönde değil. Ha, tabii ki deli dahiler vardır. O ayrı konu. Yani deli tabii ki bu kavramı kullanırken birazcık rahatsızlık hissediyorum. Hiçbir zaman deli kavramı bilimsel bir kavram değil. Bunu yani anlaşılmayı kolaylaştırmak, halk arasındaki ifadesi açısından söylüyorum. Dolayısıyla bu insanlar ölümlerine kadar takip ediliyor. Sonunda da ölüm sertifikaları bulunuyor. Ve bu Stanford Üniversitesi'nin arşivinde bu dosyalar unutuluyor. Ta ki işte halk sağlığı kürsüsünden bir ekip bunu keşfedene kadar. Onlar bugünkü metriklerle değerlendirerek uzun hayatla işte çeşitli faktörler arasında ki ilişkiyi buluyor ki bunların bence en önemlisi kişilik. Kişilikle hayat süresi arasında. Hayat süresiyle en ilgili şey kişilik diyorsunuz. İnsanın kişiliğine göre. Şöyle, yani bir kere genetiğin aşırı önemsenmesi doğru değil. Genetik önemli ama evet, seçilen hayat yolu daha önemli. Bunun ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri bu. Seçilen hayat yolu genetikten daha önemli. Nasıl özetlersiniz bu yolu? Bu yolu nasıl özetlerim? Bu yolun özetinde insanlarla fonksiyonel ilişki kurma becerisi var. Yani insanlarla fonksiyonel ilişki kurma becerisi demek sempatik geveze olmak demek değil. İnsanlarla fonksiyonel ilişki becerisi, insanlarla bağ kuran, aile ilişkileri güçlü, az televizyon seyreden bugünün ölçüsüyle, gündelik hayatı dolu ve gücü yettiği ölçüde ve bedeninin izin verdiği ritimde hayatı boyunca çalışan, kendi dışında bir dünyanın varlığını hisseden ve kendini aşan bir amaca hizmet eden, bu insanlara hizmet etmek, yani kendinden daha az şanslı insanlara hizmet etmek de olabilir. İyi arkadaşlık ilişkilerini sürdüren, toplumla barışık ve tabii ki bu yani potansiyelini yansıtmasına
imkan veren bir sosyal çevre ve düzen içinde yaşayan. Onun için kitabın ikinci bölümündeki mutluluk bölümü gene bir kuramsal çerçevede ele alınmıştır. Yaşanabilirlik, yararlılık, beceriler ve sahip olduklarımız açısından değerlendirilebilecek bir bütün. Bunu söyleyebilirim. Tabii bunun için doğayla bütünleşme, şart değil ama yani bunların her biri kural değil. İşte düzenli bir cinsel yaşam gibi faktörler de buna girer. Şimdi buyurun, devam edin. Bugün arasındaki en önemli fark, yani bir kere bu araştırma Amerika'nın batısında ve belirli bir yerde yapılmıştır. Sınırlılıkları var. Ama insan doğasının bir kuralları var. Yani herkese göre şeker ölçülmüyor. Şekerin bir normal sınırı var. Kan şekerinin. Hı hı. Dolayısıyla burada değişen faktörler var. Mesela evli olmanın özellikle erkekler açısından hayat süresi üzerindeki etkisi bugün geçmişe kıyasla daha azdır. Çünkü eskiden erkek yalnız oldu mu kendine bakamıyordu, boşandıysa zaten rezil oluyordu, gidiyordu. Şimdi bugün halbuki erkeklerin yalnız da olsalar, boşanmış da olsalar kendileriyle ilgili hizmetleri alabilecekleri ve kendi sağlıklarını geliştirecekleri birçok bilgi ve imkan var. Ayrıca insanlar evlenmedikleri halde beraber yaşayabiliyorlar. Yani illa nikah şart mı noktasına geliyor. Ayrıca bugün gene biliyoruz ki insanların aynı cinsiyetten insanlarla da birlikte yaşamayı seçmeleri, onların yani eskiden evliliğin sağladığı avantajları sağlayabildiğini görüyoruz. Evet. Bunlar yani değişen ve değişmeyenler. Ha, bir faktör de buradan gelmiştik, kişilik. Kişilik önemli. Buradaki en önemli faktör de tedbirlilik dediğimiz boyutu kişiliğin. Yani kişilik bilimi açısından baktığımızda tedbirlilik boyutu önemli. Yani önce düşünüp sonra hareket mi ediyor yoksa önce hareket edip sonra düşünüyor mu? İşte bu hayat üzerindeki en belirleyici faktörlerden bir tanesi. Risk almayı içine alıyor. Hastalıklara verilen tepkiyi içine alıyor. Doktora geç gitmek, gitmemek gibi faktörleri içine alıyor falan. Gene Amerikan psikolojisinin bize getirdiği noktalardan bir tanesi bu iyimserlik hastalığı. Yani biliyorsunuz nereye baksanız işte gülün, iyimser olun, iyi şeyler düşünün, kötü düşünüp kötüyü çağırmayın falan. Bunlar tam tersine hayatı kısaltan özellikler. Çünkü gereken tedbirleri zamanında almamaya neden oluyor. Evet. Şimdi tabii yani kitabımız sağlıklı, uzun ve mutlu yaşamak diye aslında iki ana bölüme ayrılıyor. Yani sağlıklı ve uzun yaşamak aynı zamanda mutlu olmak, mutlu yaşamak ya da mutlu yaşamak aynı zamanda sağlıklı ve uzun yaşamak anlamına gelmiyor demek ki. İkisini birbirinden ayırdığımıza göre. Yani şu anlamda dediğiniz doğru. Bunlar genellikle paralel oluyorlar. Yani uzun yaşayanlar bir şekilde mutlu insanlar. Mutlu olanlar da uzun yaşıyor gibi gözüküyor ama. Affedersiniz, sağlıklı yaşamakla uzun yaşamak da belki aynı şey değil. Şimdi şöyle, büyük çoğunlukla Cem Bey, sağlıklı insan, uzun yaşayan insanlar büyük çoğunlukla hastalıklarını sık sık tamir eden insanlar değil. Bunlar çok uzun süre gayet rahat yaşıyorlar. Sonra da hastalanıyorlarsa da bir süre sonra gidiyorlar. Çok veya hastalık atlatanlar değiller genelde diyor. Evet, değil mi? Evet. Evet. Ya arada bir hastalık oluyor. O bugünün teknik tıbbi imkanlarıyla çözülüyor. Ne bileyim, kalple ilgili sorunlar. Bir stent takıyorlar. Gereken tavsiyelere uyuyorsa insan ömrüne bir 10 sene, 15 sene, 20 sene daha katabiliyor. Şimdi bunlar ayrı ama yani böyle sık sık hastalananlar onu tamir edip uzun yaşamak sık görülen bir durum değil. Bütün bu konuştuklarımızın hepsi de hiçbiri de kural değil. Yani hepsinin istisnaları var. Evet. Şimdi şeye döneceğim. Yani siz onu çok güzel anlattınız. Özellikle sosyal becerileri yüksek insanların uzun ve sağlıklı bir yaşantı sürdükleri ekseriyette çıkıyor bu araştırmadan ortaya.
Fakat bu ne kadar enteresan bir şey. Aslında hani sosyal bir hal, psikolojik sosyal bir halin fizyolojik bir sonuç doğurmasından bahsediyoruz. Bu nasıl mümkün oluyor Acar Bey? Şimdi ilginç bir şekilde bir uzun araştırmada, 70 yıla yakın bir araştırmada, 1940'larda başlayan bir araştırma, o da Harvard araştırması, Waldinger'in araştırması, onun YouTube'da popüler ettiği bir araştırma. Uzun yaşayan insanların, orada da Harvard öğrencilerini ve oradaki gettolarda yaşayan çocukları almışlar. Uzun yaşayanların önemli bir özelliği, bu aile bağları ve arkadaşlarla ilişkilerini düzenli olarak sürdüren insanlar. Eşle, partnerle iyi geçinen insanlar. Yani şöyle düşünün, 50 yaşında eşinizle ilişkinizin kalitesi 80 yaşındaki ağrı toleransınız üzerinde etkili. Zihinsel hastalıklar, Alzheimer, demans üzerinde etkili. Sosyal ilişkilerimiz ne kadar güçlüyse, yani ihtiyaç duyduğunuz zaman yardıma koşacak birilerinin varlığını hissediyorsanız, gündelik hayatınızda başka insanlarla kurduğunuz ilişkilerle olumlu duygular yaşıyorsanız, bunlar insan hayatını uzatan şeyler. Arkadaşlarla düzenli toplantılar, onun için bu çeşitli kulüpler, sosyal kulüpler, haftalık, aylık toplantıları, ritüeller, mahalle arkadaşlarıyla, okul arkadaşlarıyla düzenli toplantıları sürdürmek insan hayatını ilginç şekilde uzattığı bu araştırmalarla ortaya konmuş. Bunun paralelinde dindarlıkla uzun hayat arasında çok yakın bir ilişki var. Bu dindarlıkla uzun hayat arasındaki ilişkinin iki boyutu var. Bu din kitaplarını çok okumak, sürekli dua etmekle ilgili değil, dini aktivitelere katılmakla ilgili, ihtiyaç duyanlara yardım etmekle ilgili olan aktiviteler. Bir. İkincisi, gerçek mütedeyyin insanlar biliyoruz ki aşırılıklardan kaçınırlar. Dolayısıyla hem cinsel hayatları, hem alışkanlıkları, sigara, içki vesaire, bunlar olmaması veya sigara içiyorsa da, yani aşırılıklardan kaçınmak mütedeyyin insanların hayatını uzatıyor. Erkeklerin çok az veya uzatmıyor, daha çok kadınların uzatıyor ilginç bir şekilde. Yani şu anda tam mütedeyyinlikten bahsederken ezan okunuyor burada da. O da giriyordur yayına. Yani özellikle dindarlık da özellikle kadınların ömrünü uzatıyor. Doğru evet. Mu anlıyorsunuz? Evet. Cümlesler. En uzun yaşayan insanlar bir kere eşlerini kaybetmiş olan kadınlar. Yalnız yani, kadınlar en uzun yaşayanlar bu araştırmaya göre. Eşlerini kaybetmiş olan kadınlar. Evlenmiş ve eşini kaybetmiş kadınlar en uzun yaşayan kadınlar. Buradan ben bunu seminerlerinde konuştuğum zaman epeyce espri konusu çıkar buradan. Ama öyle. Yani buradan isteyen istediği sonucu çıkarabilir. Sonra mütedeyyin kadınlar uzun yaşıyorlar. Ama dediğim gibi dua ettikleri için değil. Kilise, cami gibi, sinagog gibi aktivitelere katıldıkları için. Evet, yani dindarlık onu sosyal becerilerini ya da sosyal hayatını arttırdığı ve geliştirdiği için etkili oluyor. Çok iyi anlıyorum. Yani sizin bütün bu anlattıklarınızdan zaten kitabın adında da gördüğümüz şey çıkıyor. Yani hayatın hakkını verebilmek. Yani kitabın adı neden hayatın hakkını vermek? Birazcık konuştuğumuz zaman sizinle bunu görüyoruz. Bu aynı zamanda yani hayatta anlam arayışıyla ilgili bir şey. Yani hayata bir anlam yükleyebilmek, hayatta bir anlam vermek ve bir anlam almakla alakalı. Bu görüyorum ki bizim mutluluğumuzu ve dolayısıyla sağlıklı ve kaliteli bir yaşantı sürmemizi de sağlıyor. Doğru mu anlamışım? Kesinlikle öyle. Yani insan
doğduğu andan itibaren, yani insanlık var olduğu andan itibaren, insanlar hep toplu yaşamışlar. Var olduğu andan itibaren iki sorunun cevabını aramışlar. Bir, neden varım? Niye yaşıyorum? İki, ne olacağım? Dinler bu iki soruya da cevap veriyor. Yani ilkel dinlere de baksanız, evet, kitaplı dinlere de, semavi dinlere de baksanız, yani evet, eğer iyi bir Müslüman olursan niye yaşıyorsun? Allah'a iyi bir kul olmak için yaşıyorsun. Peygamber Efendimiz'in şefaatine mazhar olmak için yaşıyorsun. Ve bunu bu yolda uygun yaşarsan sonunda seni ilahi bir mutluluk bekliyor. Evet. Neden varım, ne olacağım sorularının cevabı. Dolayısıyla bu bir anlamdır ve bu bir maneviyattır. Maneviyat kendini aşan bir amaca hizmettir. Ve dinler bunun için insanlara bir el kitabı verir, modern dinler. Hı hı. Bu çerçeve. Şimdi maneviyat, yani din olmadan maneviyat olur mu meselesi önemlidir. Olur mu? Şimdi kendini aşan bir amaca hizmet buradaki maneviyat diye tanımladığı, evet, şey. Ya Allah'a hizmet ya da başka bir şeye hizmet. Yani İşte ben insanlara şunu... hizmet, topluma hizmet, sevdiklerine hizmet gibi de olabilir belki. Evet. Hizmet buna ne kadar hizmet ediyor emin değilim. Şöyle bir örnek vereyim size. Bazen sorarım bulunduğum topluluklara, büyük annesi, büyük babası için, büyük babası Türkiye'nin mahrumiyet bölgelerinde hizmet etmiş olanlar var mı? 1930'lu yıllarda. Şimdi çıkar birkaç kişi, işte ne yapardı? Öğretmendir, işte orada tapuda görevli olabilir, her neyse yani. Veya işte subaydır çoğunlukla. Oradaki görevini nasıl anlatırdı? Her sabah bu insanlar, biz de çocukluğumuzda, gençliğimizde bunu yaşadık. Her sabah sınıfta andımızın son iki cümlesi, varlığım Türk varlığına armağan olsundu. Şimdi maneviyat olması, yani vicdanla gerçekleşir. Vicdanla. Dolayısıyla bu din yoluyla olabilir. Dinsiz demiyorum, din dışı yolla da olabilir. Şimdi din dışı yolla olduğu zaman işte vicdan gelişimine yatırım yapmak gerekir. Uzun yıllardır Türkiye'de vicdan gelişimine yatırım yapmak yerine başarıya yatırım yapılıyor. Bu, hı hı, başarıya yatırımın, evet, uzmanlısı olarak da insanlar başkalarının önüne geçerek hayatta değer kazanacaklarına inanıyorlar. Onun etmek ihtiyacı olan, biraz evvel sizin söylediğiniz, yani sivil toplum örgütlerinde veya işte çeşitli grupların içinde insanlara yardım götüren işlerde çalışmak da kendini aşan bir amaca hizmet ve maneviyattır. Evet, peki. Peki, çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet. Ama biraz toparlamaya çalışacağım sohbeti. Onu da günümüze getirmek istiyorum. Sizi bulmuşken şu içinde bulunduğumuz günlere dair de birkaç ipucu, birkaç bize ışık tutacak fikir almak istiyorum. Şimdi hepimiz evlere kapandık. Tam da başından beri konuştuğumuz sosyal becerilerimizi, belki de konuştuğumuz insanlara yakın olmaktan tam tersi uzaklaştığımız bir dönemdeyiz. Bu bizi nasıl etkiliyor? Bunun olumsuz etkilerinden kurtulmak için okuyucularımıza neler tavsiye edersiniz? İki şey söylemek istiyorum. Bir kere bu tabii ki sosyal becerileri, sosyal ilişkilerimizin sınırlanmış olması bizim için bir kayıptır, doğru. Ancak aynı zamanda da akümülasyon için, yani birikim sağlamak için çok değerli bir imkandır. Biraz evvel sohbetimizin başında, kayıt başlamadan önce konuştuğumuz noktayı tekrarlayayım. Kış uykusuna yatan hayvanlar
varlıklarını yağlarını tüketerek sürdürürler. Yani kutup ayıları kış uykusuna yattığı zaman bu onları 4 ay, 3 ay, 5 ay hayatta tutan depoladıkları yağları kullanmalarıdır. Şimdi sizin okuyucularınız, bizim okuyucularımız, entelektüel insanlar için de işte bu entelektüel sermayeleri, birikimleri, müktesebatları onları yalnız oldukları dönemde hayatta tutacak en önemli kaynaktır. Ve birikim yaparak zenginleşerek çıkmalarına imkan sağlayacaktır. Beraber aynı mekanı paylaştıkları kişilerle uzlaşmak, bağdaşmak, onun için de gayret harcamak ve o ilişkileri de eğer istediğimiz kadar iyi değilse geliştirmek için çaba harcamak da bunun çok önemli bir yan ürün olarak kazancı olacaktır. O zaman çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de şunu da ekleyebiliriz. Buyurun. Kitabımızın arkasında alışılmamış bir kayıt daha var. Bu bir kişisel gelişim kitabı değildir yazıyor, biliyorsunuz. Evet, biliyorum. O da sadece bir espri değil. Gerçekten bu bir kişisel gelişim kitabı değil. İlk ve son yazısı hariç. Peki. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten de bize anlattıklarınız için. Herkese kitabı okumalarını tabii ki tavsiye ediyoruz. Çünkü Acar Bey'in anlattıklarından daha fazlası bu 344 sayfalık kitapta var. İyi okumalar diliyorum. Size de iyi günler Acar Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim Cem Bey, ayırdığınız zaman ve verdiğiniz yer için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Arkadaşlara, yayına emeği geçen, arka planda kendini göstermeyen, arada bir hissettiren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.